Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı'nda iki kardeş olan Altay ve Elgün Mevlanov şehit oldu. Kardeşlerden biri 30 Eylül'de, diğeri 30 Ekim'de şehit oldu. Kardeşler annesinin doğum günü partisine gelmek için izin alacaklardı ama şanslı değillerdi. Şehidin annesi Sevda Nevrizova çocuklarını kendileri için yetiştirmediklerini, çocuklarımızı vatan ve toprak için yetiştirdik dedi. Mevlanov hanedasının diğer üyeleri de 1. Karabağ Savaşı'nda aktif rol aldıkları unutulmamalıdır. 1. Karabağ Savaşı'nda amcaları şehit olmuştu. Şehit olan kardeşler de amcalarının izinden gittiler. Ermenistan'ın 1992'de işgal ettiği Laçin iline 28 yıl sonra giren Azerbaycan askerleri kent merkezine bayrak dikti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hitaben yaptığı konuşmada Sayın Başkomutanım Azerbaycan bayrağı Laçin kentinde dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın başkomutan. Karabağ Azerbaycan'dır dedi. Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Akdam, Laçin ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmayı imza atmıştı. Ermenistan ordusu 20 Kasım'da Akdam'dan, 25 Kasım'da Kelbecer'den, dün de Laçin'den çekilmişti. Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı Laçin ile ilgili paylaşımda bulundu. Kardeş Azerbaycan, Karabağ'daki büyük zaferden sonra işgal ettiği toprakları iade etmeye devam ediyor. Kahraman Azerbaycan ordusu Akdam ve Kelbecer'den sonra Laçin'e girdi diye paylaşımda bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Laçin'in Ermeni silahlı güçlerinden boşaltmasının ardından halka seslendi. Aliyev, Fransa Senatosu'nun bizim meselemizde ne ilgisi var? Çok istiyorlarsa versinler Marsilya'yı. Ermeniler orada kendilerine devlet kursun dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, düşmanı topraklarımızdan kovduk ve yeni bir gerçeklik yarattık. Herkes bu gerçekliği kabullenecek. Bir gün Dağlık Karabağ'da yaşayanlar Azerbaycan vatandaşıdır. Onlar Azerbaycan devletinde hayatlarının daha iyi olacağını görecekler dedi. Türk Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kurulmasına ilişkin görüşmeler ve şartnameye ilişkin teknik detaylar tamamlanmış ve anlaşma imzalanmıştır. Merkezin bir an önce faaliyete geçmesi için gerekli çalışmalar devam etmektedir dedi. Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkesin uygulanmasını gözlemlemek ve denetlemek üzere 11 Kasım'da Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu arasında video konferans ile bir ön anlaşma imzalandığı kaydedildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde ilerleme olmadığını söyledi. Merkel, Ekim ayındaki Avrupa Birliği zirvesinden bu yana Türkiye ile ilişkilerde pek çok engel olduğunu söyledi. Maalesef Türkiye ile ilişkiler istediğimiz gibi ilerlemedi dedi. Aralık ayında yapılacak bir sonraki Avrupa Birliği zirvesinde Türkiye'ye meselesini gündeme getireceğini söyledi ve görüşmelerin olumlu sonuçlar vermesini umdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından Kazin Inform ile yaptığı röportajda Rusya gelecekteki Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetimi ile ilgili karşılıklı saygı ilkeleri doğrultusunda çalışacaktır diye ifadede bulundu. Lavrov, Başkan Vladimir Putin'in de dediği gibi tüm bunları analiz ediyoruz. Amerikan halkının herhangi bir kararını vereceğiz ve her yöntemle çalışacağız. Elbette yalnızca dürüstlük, karşılıklı saygı ve iç işlerine karışmama ilkelerine dayanarak dedi. Lavrov, Washington'un diğer uluslararası oyuncuların meşru çıkarlarını nihayet hesaba katmaya başlayacağını umduğunu söyledi. İran İslam Devrim Muhafızları Birliği'nin komutanlarından biri olan Müslüm Şah'dan Irak'ta öldürüldü. Şah'dan önceki gün akşam saatlerinde El-Kayyim kontrol noktasından geçti ve daha sonra arabasına insansız bir hava aracı çarptı. Saldırıda komutanının yanı sıra kendisine eşlik eden 3 kişi hayatını kaybetti. Buna karşılık Lübnan TV kanalının kaynakları komutanın öldürüldüğü haberini yalanladı. İsrail'in I-24 News kanalında yer alan haberde Suudi Arabistan'ın İsrail uçaklarının hava sahasını kullanmasına izin vermesi için Washington'dan girişimde bulunmasını istediği belirtildi. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in devreye girdiği ve Suudi Arabistan'ın İsrail uçaklarının hava sahasını kullanmasına izin verdiği ifade edildi. Söz konusu izni sadece İsrail firmalarının diğer ülkelere yapacağı uçak seferlerinde Suudi Arabistan hava sahasını kullanmasına izin verilmeyeceği dile getirildi.